Ya baba ne desen haklısın. Yerin dibine geçtim zaten. Ama ben Levent Hoca'yı az biraz tanıyorsam... bence Feriha'nın bağırmasından, çağırmasından oldu yani. Ben diyorum ki... Hiçbir şey demeyeceksin Mehmet. Bir daha bu mevzuda ne bana ne bir başkasına tek bir kelime dahi etmeyeceksin. Anlaşıldı mı? Feriha. Geç bakayım sen şöyle odana. Feriha. Gel otur şöyle yanıma kızım. Levent Bey... başka bir cevap verseydin ne olacaktı baba? Beni yine istemediğim bir şeye mi zorlayacaktınız? Baba, evladın hatasını unutmak istese de evlat babasının hatasını unutmuyor değil mi? Ama sen nereden bileceksin ki evladına yaptığı hatayı bir ömür boyu unutamaz. O zaman niye baba? Niye yaptın? Kabahatinden dönen, bağrına bastığın kızı düşünmemek kolay mı Feriha? Ben artık sana gelecek tek bir lafa, sana değecek bir çift göze de sabrım kalmadı. Mehmet, hocanın gönlü Feriha'dadır dedi. Demek ki aile biliyor, kabul görüyor dedim. İşinde, gücünde, efendi adam. Madem gönlü var, oturalım, konuşalım, anlayalım dedim. Yani tek mesele evlilik mi baba? Yani ben evlenirsem çözülecek mi her şey? Bu mesele kapandı Feriha. İki kere kalkıştım başını bağlamaya. Birinde canımdan can gidiyordu. Öbüründe ise bak bu yaşta rezil oldum. Biz buralardan gideceğiz. O yüzünü şeytan göresicilerin oğlu da artık gözümüzün önünde olmayacak. İşte o zaman babanın derdi yükü hafifleyecek kızım. Hafifleyecek. Ya koskoca Levent Hoca, o manyak Halil'e benzer mi? Feriha avaz avaz gelince adam istenmediğini anladı, vazgeçti. Ay Mehmet, adama karşı babana eziklettin. Adam çekti gitti. Sen hala neredesin? Ya babama karşı ben mi açık oldum ama? Hani nereden biliyorsun adamın kendi canını düşünüp de bu olaydan sıyrılmadığını? Hem zaten her seven ille evlenecek diye bir şey yok. Ne bileyim, belki adam evliliğe karşıdır. Levent öyle delikanlı adam. Gözümün içine baka baka seviyorum dedi. Baştan niyeti ciddi olmasaydı... lafı evirip çevirmez, ben evlenecek adam değilim derdi. Feriha'nın çirkefliği bozdu her şeyi. Ay git bir daha yakasına yapış, tamam mı? Ne diyeyim? Hayır, hadi Feriha'yı zorladınız diyelim evliliğe. Hayır, koskoca Levent Hoca'yı nasıl zorlayacaksınız bilmiyorum. Yatıyorum ben, tamam. Kızım.
Günaydın. Günaydın. Hayırdır, nereye böyle sabah sabah? Bir servise çıkayım dedim. Sen? Akşamları çöpe çıkmaya doymadın. Şimdi de sabahları servise mi çıkacaksın artık? Aman size de yaranılmıyor be. Sen kahvaltıyı hazırla Hatice'cim. Ben hemen geliyorum. İyi, çık çık. Günaydın. Günaydın hala. Seher dışarı mı çıktı? He, sabah servisine çıktı. Ne servisi ya? Anlamaz ki o. Beceremez. Modelini ben bilemem. Neyse ben üstümü değiştireyim de bir bakayım. Ah, ben de tam senin yanına geliyordum, iyi oldu. Benim acelem var. Ben günlüğümü isteyecektim. Yani bak dün yanına uğramadım. Aşk olsun, sen de hiç hatırlatmıyorsun. Ama helal et bak. Vallahi sırf sen ve Feriha'nın huzuru için çalışıyorum. Ya babamla Mehmet'e öyle bir işliyorum ki. O hoca mevzu falan var ya, onlardan falan hiç zarar gelmeyecek, merak etme. Al şunu uzatma. Vallahi sırf sizin iyiliğiniz için. İyilik olsun diye. Ne konuşuyorsun lan o herifle? Ne konuşacağım canım elin herifiyle? İyi günler dedi, iyi günler diledim. Ay yalan söyleme, duydum oradan. Fısır fısır konuşuyorsunuz. Ay delirme Mehmet. Niye konuşayım ben onunla? Allah Allah. Lan yalan söyleme, duydum oradan. Lütfenler, lütfenler. Dava için konuştum, oldu mu? Gittim yalvardım. Ha dedim yapma etme, bizim etimiz ne, budumuz ne dedim. Ya etme eyleme dedim. Ne yapayım? Lan ne demek yalvardım? Ya sen hem suçlusun hem güçlü ya. O dava olayı senin yüzünden olmadı mı? Senin attığın iftira yüzünden ha? Babanın kalbi buna nasıl dayanacak hiç düşünüyor musun? Al şunu da. Bir daha size yardım edersen. Mehmet, oğlum çayını soğutmuşsun, dökeyim mi yeniden? Yok hala, sağ ol. Ben çıkıyorum. Afiyet olsun. Sanıyorum. Ben de doydum. Ne hiç iştahım yok. Bismillah. Ayol bunun bile iştahı yok bugün. Bir markete çıkayım, biraz hava alayım ben. Seher. Halanı ara. Hafta sonu Kumburgaz'a gidiyoruz. Ben odamı boyatmadan şuradan şuraya gitmem Mehmet, tamam mı? Kız, hoca nerede? Ay ne bileyim Hatice, aradım açmıyor işte. Allah Allah. Sen nasıl bir insansın ya? Hiç merak etmiyor mu kocanı? Bak abim söylendi söylendi, yattı uyudu. Ya babası kadar bile merak etmiyorsun. Kapı verirler eller kocanı. Seninkini öyle mi kaptılar? Emir neredesin ya? Evdeyim. Sesin kötü geliyor. Yok bir şeyim. Emir neyin var? Bir şeyim yok. Sesin kötü ama. Ben iyiyim. Hadi sen yat, yarın konuşuruz.
değilsin sen. Emir, görmüyor muyum ben? İyi değilsin. Çok içmişsin. Benim yüzümden. Ama çok az kaldı. Her şey düzelecek. Her şey yoluna girecek. Biliyorum. Sen şimdi in aşağı, kimse görmeden git. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Şey, ben sana geliyordum. Sesini duydum da yine böyle bir krize girer gibi oldum. Şimdi iyiyim ama. Cansu bak, bizi kimse bilmiyor. Ha, siz barıştınız ama kimse bilmiyor. Yok, aslında siz hiç ayrılmamıştınız. Ha, anladım. Senin için çok sevindim Feriha. Merak etme, kimseye söylemem. Ya inan bana. Kimseye bir şey söylemeyeceğim. Korkma benden. Yine kandırdın beni. Yine inandırdın. İkiniz de yalancısınız. İkinizden de nefret ediyorum artık. Sana yardım edebilirdim Emir. Seni kurtarabilirdim. Ama sen yardımımı istemedin. Benim yardımımı istemedin. Artık sana yardım edemem. Çok geç. Artık ikiniz için de çok geç. Korkma Feriha. Kimseye bir şey söylemeyeceğim. Ya biliyorum. Buna inanman çok zor ama sana söyledim. Ben Emir'den umudumu kestim artık. Emir benim için görmesi çok zevkli, uzun bir rüyaydı sanki. Ama artık uyandım. O seni seviyor. Ben bunu fark edeli çok zaman oldu. Ben sadece ikinizi geri kazanmak istiyorum. Dostlarım olarak. Ama bana bir iyilik yapar mısın Feriha? Hey maşallah Mehmet. Nerede içtiysen bu kadar. Tabii sus. Zaten başım çatlıyor. Beter ol. Ha çıkıyorsun kendi başına böyle içmeler, eğlenmeler falan. Ha bir kere beni götürdün mü? Sevgiliyken böyle miydi ama? Ne masalar kuruyorduk seninle. Tabii kalmadı hiçbiri. Ya keyfimizden içmiyoruz. Derdimizden içiyoruz. Babam bir şey dedi mi? Merak etme. Ya babanın görecek hali yok. Gece erkenden yattı, sabahta son kontrole gittiler. Ama dönerler birazdan. İyi tamam git. Bir şeyler hazırla, elbise falan al.
Ben de banyo yapıp çıkarım. Ya şart mı Kumburgaz'a gitmemiz? Ya benim canım istemiyor gitmek. Şartsa eğer. Benim biraz kafayı toparlamam lazım. Hadi git hazırla. Emredersin. Ama biz birazcık Gülsüm'le dolaşacağız bugün, dışarı çıkacağız. Sonra toparlanırım. Ben de bir banyo yapayım. Bence de. Beni anlıyorsun değil mi Feriha? Yani ben bazı şeyler eskisi gibi olsun istiyorum. Aynı eskiden olduğu gibi. Mesela bu akşam bana yemeğe gelsene. Emir'le beraber. Hiç zannetmiyorum Cansu. Lütfen Feriha. Ben sana yardım ediyorum. Bak kimseye bir şey söylemedim. Söylemeyeceğim de. Sen de bana yardım et. Kurtar beni bu yalnızlıktan. Ben sana Emir adına yemek sözü veremem. O bana çok kızgın biliyorum. Ama bana esas kızgın olması gereken sen değil misin? Bence sen onu ikna edebilirsin. Yani en azından benim için deneyebilirsin bunu. Cansu ben Emir'i ikna etsem babam izin vermez. Feriha lütfen. Yardımına ihtiyacım var. Babam. Lütfen Feriha. Baba, nasıl çıktı sonuçlar? Çok şükür, çok iyiymiş. Elektrosu da çok iyi çıktı. Hadi perizine devam etsin dedi, çok iyi gidiyorsun dedi. Çok iyi. Bir şey konuşalım mı baba? İyi madem, siz konuşun, bende işlerim var işte. Ya halacığım anlamıyorsun ama. Bak, yani bizim oraya gelmemiz bize 2000 liraya patlaması demek. Ya hala ama yani beni sen anlamayacaksan kim anlayacak? Ya allemesen de kallemesen de gelemeyeceğiz işte. Bir saniye. Mehmet duştan çıkıyor galiba, tamam mı? Kapatıyorum, ben seni arayacağım. Hadi bay. Hayır Feriha. O kızın evine gidemezsin. O kızda namus, haysiyet, vicdan kalmamış. Baba yazık, koca evde yapayalnız. İlaçlarını kullanıyor ama o yalnızlıkta ne işe yarar ki? Yaptıklarından çok pişman. Eminim sana söylediklerinden de çok pişmandır. Madem pişman, gelsin özür dilesin. Gelsin bizde yesin. Ama daha ötesi olmaz. Ama baba senden çekiniyor. Bak o gün kahvaltıya da kalamadı bu yüzden. Eski günlerdeki gibi olalım diyor. Ne de olsa çocukluk arkadaşım. Anne babası hayattayken az mı yemek yedim ben onlardan? Allah rahmet eylesin. O kıza azıcık şefkat bekliyorsam onlardandır. Neyse. 8'de git, 9'da dön, tamam mı? Sağ ol. Hadi iyi dersler sana. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.